Merhabalar. Ülkemizde bulunan yabancılara yönelik hazırladığımız uyum için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben Özge Millioğulları. Hazırsanız hemen kalemi, kağıtlarımızı alalım, dersimize başlayalım. Evet, bugün sizlerle bayramlarımızı öğreneceğiz. Dini ve milli bayramlarımızı bir ayırt edeceğiz, bakacağız nelermiş. Daha sonra da bayram kutlamalarımızı öğreneceğiz. Hazır mıyız? Evet, şimdi önce milli bayramlarımızla başlayalım, olur mu? Burada ne görüyoruz? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı görüyoruz. Hemen baktık, Nisan ayının 23'ünde kutluyoruz her sene, değil mi? Çok güzel. Bu Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Çocuk Bayramı çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, adı üstünde zaten. Ne yapıyoruz? Bayraklarımızı sallıyoruz. En güzel kıyafetlerimizi giyiyoruz, değil mi? Siz de bu bayramı öyle yapacaksınız. Kıyafetlerinizi giyeceksiniz. Şarkılarınızı söyleyeceksiniz, değil mi? Sonra hatta isterseniz onları bir videoya çekip öğretmenlerinize atın. Tamam mı? Özlemişlerdir sizi, bir görsünler. Çok güzel. Devam ediyorum. Ne diyor? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir resim var. Hemen okuyalım. Ne demiş Ali? 23 Nisan'da sabah erkenden uyanıyor ve törene katılıyor. Güzel. Peki başka ne bayramımız var? Biliyor muyuz? Bir de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız var. Bu arada anlattığım bayramlar bizim ülkemize ait milli bayramlar. Yani Türklerin kutladığı, Türkiye'nin kutladığı milli bayramlar. Her milletin kendisine ait bayramları, milli ve dini bayramları var. Tamam mı? Çok güzel. Devam edelim. Nerede kalmıştık? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bunu da biz Mayıs ayının 19'unda kutluyoruz. Bu 19 Mayıs'ta Atatürk Samsun'a gitmiş ve ülkemizi kurtaran Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış, biliyor muydunuz? Çok güzel, öğrenmiş olduk. Harikasınız. Ve bugünü de gençlere armağan etmiş. Tıpkı 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiği gibi. 23 Nisan'da da meclisimiz açılmıştı bu arada. Söylemiş miydim bunu? Çok güzel bilgiler öğrendik bugün. Evet, 23 Nisan'ı çocuklara, 19 Mayıs'ı da tüm gençlere armağan etmiş atamız. Ve biz de bunu her sene, bu iki bayramımızı her sene coşkuyla kutluyoruz. Bakalım ne diyor? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 23 Nisan'da Ali şiir okumuştu, hatırladık mı? Evet. Diyor ki Ali 19 Mayıs günü abisini izlemek için stadyumdaki törene gitti. Her 19 Mayıs'ta stadyumda tören yapıyoruz biz. Gördük, Ali'nin abisi atletik hareketler yapıyor. Gençler, değil mi? Evet, çok güzel. Bir pankart açılmış. Ne diyor? Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyor. Çok güzel. Haydi devam edelim. Başka bir milli bayramımız daha var. Bu da 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Kurtuluş Savaşımızı kazandığımız günün bayram olarak ilan edilmesi bu çocuklar, tamam mı? Bunu biliyoruz artık. Öğrendik. Çok güzel. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da yine kutlamalarımızı yapıyoruz. Bayraklarımızı asıyoruz. Evet, her yeri süslüyoruz. Coşkuyla da kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız zaten gördüğünüz gibi her Ağustos'un 30'unda kutlanıyor. Tamam mı? Bunu da öğrendik mi? Çok güzel. Başka ne varmış bakalım, okuyalım. Yine Ali ne yapmış? Ailesiyle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı törenini izlemiş. Bakın Ali ne yaptı? 23 Nisan'da kendi bayramıydı, çocuk bayramıydı. Gitti okuluna, törenlere katıldı. Sonra 19 Mayıs'ta abisinin törenlerine katıldı, değil mi Ali? Evet, Ali'nin abisi de çünkü 19 Mayıs'ta genç ya, o da onun bayramı. Peki 30 Ağustos'ta tüm aile hep birlikte gittiler ve törenleri izlediler, değil mi? Gördük, bakın uçaklarla gösteriler yapılıyor. Herkesin elinde bayraklar, coşkuyla kutluyorlar. Harikasınız. Evet, peki başka ne vardı? Bir milli bayramımız daha vardı. Neydi o? Aferin size. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ydı, değil mi? Cumhuriyetimizin ilan edildiği gündü 29 Ekim. Yine atamızın bize bir armağanıydı. Ve biz Ekim ayının 29'unda
bu bayramı coşkuyla kutluyorduk değil mi? Yine kutluyor herkes, gördünüz mü? Bayraklarımız, atamız burada. Herkes coşkulu, herkes çok mutlu ve bayramımızı kutluyorlar. Ne diyor? Ali ve arkadaşları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sınıfı süslüyor. Çok güzel. Nasıl süslemişler bakın. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun demişler. Her yerde bayraklar, fenerler asılı. Gördünüz mü? Öğretmen de yardım ediyor. Öğrenciler de birlikte süslüyor. Çok güzel görünüyor. Devam edelim şimdi. Ne öğrendik? Bayramları öğrendik, değil mi? Ne dedik? 23 Nisan dedik. Güzel. Başka 19 Mayıs dedik. Ne dedik? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dedik. 29 Ekim dedik Cumhuriyet Bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dedik. Şimdi size resimler vereceğim. Siz de onları eşleştireceksiniz. Tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. İlk resimde ne var? Çocuklar mı var sanki? Evet, Atatürk zaten bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etmiş. Sadece Türk çocuklarına değil, hepimizin bayramı bugün. Gördük, resmimizi de gördük. Burada ne var peki? Ne demiştim? Samsun'a gitti demiştim hani. Hatırladık mı? Hadi bir yerleştirelim o zaman. Evet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dedik. O zaman buraya da zaten bildiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kalıyor değil mi? Harikasınız. Haydi hemen diğer resimleri eşleştirelim. Burada ne var? Hani Ali gitmişti ya ailesiyle. Hemen söylemeyin, durun. Peki burada ne var? Bayraklar asılmış. Herkes coşkuyla kutluyor. Hadi eşleştirelim o halde. Burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutluyoruz değil mi? Harikasınız. Hemen yanına gidelim. Burada da 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Gördük. Atamızın resmi var. 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor herkes. Burada da yine bayraklarımız ve Atatürk'ümüz var. Ve herkes yine coşkuyla bayramımızı kutluyor. Çok güzel. Şimdi benimle birlikte siz okuyacaksınız. Ama önce ben. Tamam mı? Başlıyorum. Hikayemizin adı Emre'nin Bayram Şiiri. Dün 23 Nisan ile ilgili bir şiir yazdım. Öğretmenime ve arkadaşlarıma şiiri okudum. Şiirimi çok beğendiler. Öğretmenim Emre, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayacağız. Sen de törende şiirini okursun dedi. Çok mutlu oldum. 23 Nisan sabahı tören için okula geldik. Bütün sınıflar sıra oldu. Hep beraber İstiklal Marşı'nı okuduk. Daha sonra tören başladı. Sıra bana geldi ve şiirimi okudum. Herkes beni alkışladı. Çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Yaşasın 23 Nisan. Çok güzel değil mi? Şimdi de bir kere birlikte okuyacağız. Önce ben, sonra bekleyeceğim. Siz okuyacaksınız. Emre'nin Bayram Şiiri. Dün 23 Nisan ile ilgili bir şiir yazdım. Öğretmenime ve arkadaşlarıma şiiri okudum. Şiirimi çok beğendiler. Öğretmenim Emre, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayacağız. Sen de törende şiirini okursun dedi. Çok mutlu oldum. 23 Nisan sabahı tören için okula geldik. Bütün sınıflar sıra oldu. Hep beraber İstiklal Marşı'nı okuduk. Daha sonra tören başladı. Sıra bana geldi ve şiirimi okudum. Herkes beni alkışladı. Çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum.
Şimdi bunu hep birlikte. Yaşasın 23 Nisan. Aferin size. Harikasınız. Hadi bakalım şimdi metine göre cevaplayalım, olur mu? Diyor ki Emre ne ile ilgili şiir yazmış ve sınıfta okumuş? Emre ne ile ilgili şiir yazmış ve okumuş sınıfta? Aferin size. Emre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiir yazmış ve sınıfta okumuş. Peki soru 2. Emre'nin öğretmeni Emre'ye ne söylemiş? Çok güzel. Emre'nin öğretmeni Emre'ye yarın 23 Nisan töreninde şiirini okursun demiş. Çok güzel. Ne güzel değil mi? Emre için ne büyük mutluluk. Peki üçüncü soruda ne var? Emre ve tüm sınıf arkadaşları törende ilk önce ne yapmış? Hemen bakalım. Emre ve tüm sınıf arkadaşları törende ilk önce İstiklal Marşı'nı okumuşlar değil mi? Aferin. Harikasınız. Tüm soruları bildiniz. Devam edelim. Peki milli bayramlarımızı geçtik. Ne dedik? 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 19 Mayıs. Şimdi sırada dini bayramlarımız var. Ramazan bayramımız bir dini bayram değil mi? Evet, siz de biliyorsunuz hani oruç tutuyoruz 30 gün boyunca değil mi? Çok güzel. 30 günün sonunda da bir bayramımız var değil mi? Harikasınız. Bu bayramda ne var bakın? Hoş geldin Ramazan diyor. Aile hep birlikte güzelce yemeklerini yiyorlar değil mi? Oruçlarını açıyorlar sanki. Ne diyor? Kadir ve ailesi Ramazan bayramında dedesini ve ninesini ziyaret ediyor. Gördünüz mü? Kadir bayram günü dedesinin ve ninesinin yanına gitmiş, ellerini öpmüş değil mi? Bayramlarını kutlamış. İyi bayramlar neneciğim, iyi bayramlar dedeciğim demiş. Aferin Kadir'e. Devam edelim. Peki, Ramazan bayramımızı öğrendik. Ne dedik? Oruç tutuyoruz. Sonrasında da Ramazan bayramımız geliyor dedik değil mi? Harikasınız. Peki Kurban Bayramımız olduğunu da biliyor musunuz? Tabii ki biliyorsunuz. Gelin bakalım Kurban Bayramımızda neler oluyormuş bakalım. Ayşe ve ailesi Kurban Bayramı'nda kavurma yiyorlarmış değil mi? Evet, kurban kesildi. İhtiyaç olanlara, ihtiyacı olanlara önce dağıttık değil mi? Evet, sonra da evimizde pişirip birazını da kendimiz yedik. Bakın ne yapmışlar? Kurbanlarından herkese dağıttıktan sonra kalanları da ailece yine birlikte bayram coşkusuyla yemişler. Harikasınız. Peki bayramda demiş Ayşe misafirlere kolonya ve şeker ikram ediyor. Bayramda evinize gelenlere siz ne yapıyorsunuz? Önce kolonya ikram ediyorsunuz. Sonra da şeker ikram ediyorsunuz değil mi? Harikasınız. Peki sabahları, bayram sabahları dedemiz, babamız, amcamız, abimiz bayram namazına gidiyor mu? Gidiyor tabii, sabah erkenden onlar gidiyorlar değil mi? Biz de hemen kahvaltı sofrasını hazırlıyoruz. Güzelce, aferin, bayramımızı kutluyoruz. Harikasınız, bakın Ahmet Bey de bayram namazına gitmiş. Sonra camiden çıkarken bayramlaşıyorlar değil mi? Çok güzel. Devam edelim. Yine bayramda Ahmet Bey ve ailesi bayramlaşıyorlar mı? Bakın küçükler büyüklerin ellerinden öpüyorlar değil mi? Bayramlarda, dini bayramlarda küçüklerimiz büyüklerimizin ellerini öperler. Onlar da onlara şeker verir. Belki birazcık karşılık verir. Böyle bayramlaşırlar. Evet, şimdi Ramazan bayramımız ve Kurban bayramımızı öğrendik. Öğrendik mi? Öğrendik. Zaten birazcık biliyordunuz değil mi bunları? Evet, biliyorduk. Hadi o zaman eşleştirelim, olur mu? Bakalım Ramazan bayramı demiş, Kurban bayramı demiş. Yukarıda da bir tane koç var sevimli kızımızın yanında. Burada da ailesiyle yemek yiyen bir çocuk var. Hadi eşleştirelim. Ramazan bayramı bu. Zaten görmüştük değil mi? Ramazan bayramında ne yapıyorlar? Gördüğünüz gibi bakın hurma da var sanki burada. Oruç mu açıyorlar? Demek ki yarın da bayram artık. Son oruç günü. Peki burada ne var? Bir kurban bayramı resmi. Koçu görünce hemen anladık zaten değil mi? Evet, hadi devam edelim.
Evet, şimdi burada da bir hikayemiz var. Ayşe'nin bayram ziyaretini okuyacağız. Hazır mıyız? Güzel. Hadi o zaman beni sessizce ve dikkatle dinleyin, olur mu? Başlıyorum. Başlığımız ne? Ayşe'nin bayram ziyareti. Ayşe, Ramazan bayramında ailesi ile birlikte anneannesi ve dedesini ziyaret ediyor. Ayşe, dedesinin, anneannesinin, babasının ve annesinin elini öpüyor ve onlarla bayramlaşıyor. Sonra Ayşe evdeki herkesin eline kolonya döküyor, değil mi? Güzel. Ve herkese şeker ikram ediyor. Daha sonra hep birlikte bayram sofrasına oturuyorlar. Ayşe yemekte en çok börek, yaprak sarması ve baklava yiyor. Yemekten sonra dedesi Ayşe'ye eski bayram günlerini anlatıyor. Ayşe o gün çok eğleniyor ve ailesiyle güzel zaman geçiriyor. Bir kere de birlikte okuyalım mı? Önce ben, sonra siz. Ayşe'nin bayram ziyareti. Ayşe, Ramazan bayramında ailesi ile birlikte anneannesi ve dedesini ziyaret ediyor. Güzel. Ayşe, dedesinin, anneannesinin, babasının ve annesinin elini öpüyor. Güzel. Ve onlarla bayramlaşıyor. Harika. Sonra Ayşe evdeki herkesin eline kolonya döküyor ve herkese şeker ikram ediyor. Harikasınız. Daha sonra hep birlikte bayram sofrasına oturuyorlar. Çok güzel. Ayşe yemekte en çok börek, yaprak sarması ve baklava yiyor. Güzel. Yemekten sonra dedesi Ayşe'ye eski bayram günlerini anlatıyor. Çok güzel. Ayşe o gün çok eğleniyor ve ailesiyle güzel zaman geçiriyor. Harikasınız. Aferin. Çok güzel okudunuz. Devam ediyorum. Diyor ki, az önce okuduğunuz metine göre sorulara bir bakın bakalım, yazanlara. Doğru mu, yanlış mı bulun diyor. Diyor ki, Ayşe Kurban Bayramı'nda anneanne ve dedesine gidiyor. Doğru mu, yanlış mı? Doğru mu, yanlış mı? Hadi bir bakalım. Yanlış. Ayşe Ramazan Bayramı'nda anneanne ve dedesine gidiyor, değil mi? Burada Kurban Bayramı'nda dedi. Hayır, Ramazan Bayramı'nda. Aferin, çok güzel. Ayşe yemekte en çok börek, sarma ve baklava yiyor. Doğru mu? Evet, doğru tabii ki. Değil mi, ne demiştik? En çok börek, sarma ve baklava yiyor. Ayşe evdekilere kolonya ve şeker ikram ediyor. Doğru mu? Yanlış mı? Hadi bir bakalım. Doğru. Herkese kolonya ve şeker ikram ediyor dedik ya. Ayşe bayram günü sadece dedesinin elini öpüyor. Sadece dedesininkini mi öpüyor? Hayır tabii ki. Ayşe bayram günü annesi, babası, dedesi ve anneannesinin elini öpüyor, değil mi? Evet, harikasınız. Peki dedesi Ayşe'ye eski bayram günlerini anlatıyor mu? Evet. Dedesi Ayşe'ye eski bayram günlerini anlatıyor. Ayşe de onu mutlu mutlu dinliyor. Harikasınız. Peki, biliyorsunuz ki bu hafta çocuk bayramımız var, değil mi? Evet. Peki bu bayramda ne yapmak istersiniz? Bana ne yapmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Videoya çekebilirsiniz. Ben olmasam bile annenize babanıza anlatabilirsiniz. Ama mutlaka bayramın resmini yapın, olur mu?
23 Nisan bayramınız var ya. Bunun resmini yapın ve saklayın. Siz de ileride çocuklarınız olursa onlara gösterirsiniz belki çok yıllar sonra. Anlaştık mı? Harikasınız. Pekala o zaman bugünkü dersimizin de sonuna geldik çocuklar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. En az 20 saniye ellerimizi yıkıyoruz değil mi? Harikasınız. Bol bol kitap okuyun. Hoşça kalın.